John Dalton. İngiliz kimyager ve fizikçiyim. Yıllar önce gazlar üzerine yaptığım çalışmalarda katlı oranlar kanunu ortaya attım. Daha sonra kendi adımla anılan atom modelini ortaya attım. Bu atom modelinde elementlerin aynı tür atomlardan, yani atom dediğimiz içi dolu, parçalanamayan bilardo topu şeklinde kürelerden meydana geldiğini söyledim. Bu elementler belirli miktarlarda bir araya gelip bileşikler oluşturuyorlar. Bulabildiklerim bu kadar ama iyi bir başlangıç yaptım diye düşünüyorum. Umarım meslektaşlarım benden sonra benim dediklerimi geliştirir, daha güzel işler yaparlar. Teşekkürler. Selam dostlar, ben Joseph Thompson, İngiltereliyim ve fizikle ilgileniyorum. Kendimle ilgili en gurur duyduğum şey elektronu keşfetmiş olmam. Tabii bundan ilk bulduğumda elektron ismini ben vermedim, fakat atomdan yaklaşık 1000 kat daha küçük o parçacıkları benim bulduğum doğrudur. Atom modelimde ise bu eksi yüklü parçacıkları atom içinde homojen dağıldığını belirttim ve bunu tıpkı bir üzümlü keke benzettim. Şimdi bir hamurumuz var ve üzümlerimiz var. Bu hamur ve üzümler eşit miktarda. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Atom yüksüz oluyor. Yani nötr oluyor. Bu artı yüklü hamurun içine eksi yüklü üzümler homojen bir şekilde dağılıyor. Ve benim yüksüz atomum oluşuyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Elektronu bulan adam benim. Merhaba. Ben Ernest Rutherford. Yeni Zelandalı ve İngiliz fizikçiyim. Atomun açıklanmasında benim de biraz katkılarım oldu. Ve kariyerimin çoğunu radyoaktiviteyi araştırarak geçirdim. Yaptığım radyoaktivite ile ilgili çalışmalar sonucunda 1908 yılında Nobel kazandım. Bir de kendime ait atom modelim var tabii ki. Rutherford atom modeli. Deneylerimde çok ince bir altın levha kullandım. Şunu bir altın levha olarak düşünün. Ben buna pozitif yükler gönderdim. Şimdi ışının da artısı, eksisi olur mu demek? Işının da artısı var. Pozitif ışınlar gönderdim. Buradan gönderdiğim bazı ışınlar geçerek gittiler. Buradan gönderdiğim bazı ışınlar saparak gittiler. Buradan gönderdiğim bazı ışınlarsa tekrar geri döndüler. Bu da demek oluyor ki bu atomun çoğunluğu, çünkü büyük bir kısmı içinden geçerek gitti, boşluk. Bazıları saptı ve geri döndü. Demek ki bu atomun içinde bir şey var ki bu geri dönüyor. Ve bu da çok küçük bir şey, çünkü geri dönen miktarı çok az. Gönderdiğim bazı pozitif yüklerin ise böyle buraya gelmesi gerekirken böyle buraya veya buraya gittiğini gördüm. Şimdi bunlar artı yükler ve aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çeker. Yani birbirini itiyorsa burada da bir artı yük olması gerekir diye düşündüm. Çünkü artı yükleri itiyordu. Sonra dedim ki demek ki atomun çekirdeğinde içinde artı yüklü bir kütle var. Buna da çekirdek dedim. Atom modelimi kısaca özetlemek gerekirse, atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşuyor. Atomun merkezinde artı yükler var. Eksi yükler ise artı yüklerin etrafında dolaşıyor. Bu eksi yüklerin kütlesi artınınki kadar önemli değil. Onun yanında önemsemeyebiliriz. Ama atomun kütlesinin neredeyse yarısını bu artı yükler oluşturuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Bor. Danimarkalı filozof, bilim adamı, fizikçi ve araştırmacı. Benim de ortaya attığım bir atom modeli var. Bor atom modeli biraz Rutherford'un atom modeliyle benzerlik gösteriyor. Ben de atomun merkezinde pozitiflikler olduğunu, negatif yüklerin elektronlara yani onun etrafında döndüğünü söyledim. Ama benim atom modelindeki temel şeyler ise yörüngeler. Yani ben
elektronların dağınık olarak değil de belli bir yörüngede döndüklerini söylüyorum. Bu yörüngelerin tabi enerjileri var. Elektronların en küçük, en içteki yörüngede olan elektronların enerjisi en düşük. Yörüngeler arttıkça içinde bulunan elektronların enerjisi de artıyor. Elektronlar yörünge değiştirirken, yukarı çıkartan veya aşağı inerken radyasyon soğurup yayabiliyorlar. Bu bilgilere dayanarak modern atom teorisine biraz da olsa katkım oldu ve 1922 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne sahip oldum. Modern atom teorisi. Günümüzde hala geçerliliği olan atom teorisi. Bohr atom modeline benzemekle beraber farklılıkları vardır. Bohr'daki bazı yanlışlıklar düzeltilmiştir diyebiliriz. Mesela Bohr tek elektronlu atomları açıklamış fakat çok elektrona gelince bir şey diyememiştir. Bohr atom teorisindeki gibi elektronları böyle belli bir yörüngede giden cisimler olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü elektronlar çok hızlı gider ve hızı ve yeri aynı anda belirlenmez. Çünkü siz burada dediğiniz anda çok hızlı olduğu için zaten buraya gitmiştir. Buradayken buraya gitmiştir. Yani buradadır diyemeyiz. Burada olabilir diyebiliriz. İhtimaller üzerinden elektronun nerede olduğunu konuşabiliriz. Elektronların bulunacağı belirli bir yerden söz edemeyeceğimiz için bunları bulunabileceği yerlerden bahsederek nerede olduğunu söyleyebiliriz. Bunları bir bulut şeklinde gösterirsek elektron bulutu olur. Ve elektron herhangi bir zamanda bu bulutun herhangi bir yerinde olabilir. Ve enerji seviyeleri vardır tabii bu elektronun bulunduğu yerlere göre tahmin edebileceğimiz. Mesela enerji seviyesini bir apartmana benzetirsek içindeki orbitaller yani elektronun bulunabileceği yerler apartmandaki dairelere benzetebiliriz. Bir elektron bir enerji seviyesinde dersek apartmanda olduğunu kastederiz ama apartman hangi dairesinde olduğunu bilemeyiz. Elektronların çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artar. Bunun nedeni de çekirdeğin çekim gücü fazla olduğu için ne kadar uzaklaşırsak çekim gücü o kadar azalacaktır ve elektronlar daha rahat hareket